Aziz Türk milleti, kıymetli milletvekillerimiz, sevgili gençler, değerli basın mensupları, Türkiye'nin her köşesinden gelerek grup toplantımızı şereflendiren kader arkadaşlarım, sevgili il ve ilçe başkanlarım, teşkilatımızın değerli yöneticileri, muhterem hanımefendiler ve beyefendiler, hepinizi İyi Parti adına sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sizlerle ve aziz milletimizle buluşmaktan büyük bir şeref ve mutluluk duyuyorum. Bugün 5. olağanüstü kurultayımızın ardından ilk grup toplantımızı yapıyoruz. Türk'ün ateşle imtihanından alnının akıyla çıkan, itibarın ve millet iradesinin esas dayanağı olan Gazi Meclisimizin bu kutlu çatısının altında ilk İyi Parti'nin genel başkanı olarak ilk kez konuşuyorum. Değerli dava arkadaşlarım, şahsıma vermiş olduğu İyi Parti'nin iktidar yolculuğunu başlatma vazifesiyle sizlere bu kürsüden onur ve gururla sesleniyorum. Aziz milletimizin bizlere emanet ettiği bu kürsü, bugüne kadar tenceresi kaynamayan kadınların, iş bulamayan gençlerimizin, hayal kuramayan çocuklarımızın sesi oldu. Bu kürsü, atanamayan öğretmenlerimizin, geçinemeyen emeklilerimizin, tarlasını ekemeyen, ekse de toprağa düşürdüğü terin karşılığını alamayan çiftçilerimizin derdinin sesi oldu. Ve bu kürsü, kurucu genel başkanımız Sayın Meral Akşener'in Türk milleti ve İyi Parti adına gösterdiği cesarete, ferasete, dirayete ve onlarca mücadeleye şahit oldu. Ve en nihayetinde şunu söylemek isterim ki, ben sadece bir makamı, sadece bir koltuğu, sadece bir kürsüyü devralmadım. Milletimizin sesi olma, dertlere derman bulma ve memleketimize İyi Parti'nin vizyonunu, projelerini, çözümlerini sunma hedefini taşıyan bir bayrak teslim aldım. Buradan Türk milletinin huzurunda söz veriyorum ki, arkadaşlarımla birlikte bu bayrağı daha da yükseklere taşıyacağız Allah'ın izniyle. Kutlu ülkümüze, hedeflerimize ve ideallerimize hep birlikte sahip çıkıp onlara ulaşacağız. Türkiye'nin mutlu ve huzurlu yarınlarına milletimizle birlikte, hep birlikte kavuşacağız. Değerli dava arkadaşlarım, öncelikle 27 Nisan'da gerçekleştirdiğimiz 5. olağan kurultayımıza ilişkin olarak başta kurucu genel başkanımız Sayın Meral Akşener'e, genel başkan adaylarımız Sayın Koray Aydın'a, Sayın Mehmet Tolga Akalın'a, İyi Partimizin vefakar ve cefakar teşkilatlarına, kurultayımızı alnının akıyla büyük bir olgunlukla neticelendirmemize fikriyle ve ferasetiyle katkı veren, bu tarihi süreçte yüksek sorumluluk üstlenen saygıdeğer delegelerimize hepinizin huzurunda bir kere daha şükranlarımı sunuyorum. Genel başkan seçilme münasebetiyle arayıp iyi dileklerini bildiren, her partiden ve her düzeyde saygıdeğer isme nazik tebrik mesajları için de teşekkür ediyorum. Parti içi demokrasi ve Türkiye için demokrasi şiarı ve talebiyle 7 yıl önce yollara ve sahalara çıkmış bir siyasi hareketin önce kendi içinde bu geleneğe uyması, demokrasiyi sadece sözde değil, uygulamada da gerçekleştirebildiğini göstermesi, başarıyla geçtiğimiz tarihi bir imtihandır. Bu hepimiz adına bir iftihar vesilesidir. Partimizin varlığı ve geleceği adına verilen en önemli mesaj ve kurultayımızın da en büyük sonucu ve kazancı esas itibariyle budur. Kongreler, kongrelerde kalmalıdır. Yersiz tartışmaların anlamı yoktur. Dünden bugüne hiçbir şey değişmemiştir. Sayın Koray Aydın ağabeyim ve aile büyüğümdür. Sayın Tolga Akalın da kardeşim ve ailemin bir ferdidir. Yaşanan güzelliklerin hepimiz adına hayırlara vesile olmasını temenni ederim. Allah hiçbirimizi mahcup etmesin inşallah. Hazır sırası gelmişken İyi Parti'mizin genel başkanı olarak buradan açık bir çağrıda bulunmak istiyorum. 7 yıllık siyasi hareketimiz içerisinde büyük mücadeleler vermiş, şu ya da bu sebeple partimizle yollarını ayırmış ama bizlerle olan gönül ve ülkü bağını asla kaybetmemiş dava ve yol arkadaşlarıma sesleniyorum. İyi Parti dün olduğu gibi bugün de sizindir. Gelin yaralarımızı birbirimize sarılarak saralım. Gelin küskünlükleri sonlandıralım. Gelin haklıya hakkını hep birlikte teslim edelim. Ve mücadelemize her zamankinden daha güçlü bir şekilde devam edelim. Gelin hep birlikte yeniden mavi gökü çadır, güneşi bayrak eyleyelim. İşte bakın, millet bizi çağırıyor. Sadece kapılarımız değil, kollarımızda, gönüllerimizde milletimize ardına kadar açıktır. Değerli dava arkadaşlarım, aziz milletim, kurulduğumuz ilk günden beri muhatabı olduğumuz partimizin konumuna ve geleceğine dair bazı soruları tekrarda hayır vardır anlayışıyla ilk günden bir kere daha cevaplamak isterim. İyi Parti nerede, nasıl ve ne için kurulduysa aynı yerde, aynı çizgide ve aynı amaçladır. Milliyetçidir, demokrattır, kalkınmacıdır. İyi Parti milliyetçidir. Çünkü aziz Türk milletinin onu var kılan değerlerin ve sembollerin dünya tarihinin zorlu imtihanlarından bugüne ulaşmış fikirlerinin ve eylemlerinin yılmaz bir savunucusudur. Aziz Türk milletini meydana getiren her bir bireyin bugün ve gelecekte insanlık ailesinin en mutlu ve en müreffeh üyesi olması bizim birinci önceliğimizdir. Evet, İyi Parti cumhuriyetçidir. Bu devlete mensup her bir vatandaş egemenliğin kayıtsız ve şartsız eşit sahipleri olarak devlette görev alan tüm yöneticileri denetleyebilme hakkına sahiptir. Bunu Türkiye Büyük Millet Meclisi eliyle gerçekleştirir. İyi Parti mukaddesatçıdır. Milleti millet yapan Türk milli ve manevi, tüm milli ve manevi değerleri müştereken kucaklar. Ortak değerlerimizi inhisarını almaya yeltenmediği gibi başkalarının inhisarına da terk etmez. İyi Parti hürriyetçidir. İnsanımızın vatandaşlığından ve insan olmaktan gelen devredilemez, kısıtlanamaz haklarının önüne hiçbir engelin konulmadığı, ülkesinin bütünlüğünü, milletinin refahını isteyen hiçbir vatandaşımızın sesinin kısılmadığı, bastırılmadığı bir Türkiye istiyoruz. Bizim beklentimiz budur. Biz Türk milleti olmakla mutlu olmayı, Türk milletine mensup olabilmekle mutlu olabilmeyi birbirine bağlamış eşsiz bir zihnin, Mustafa Kemal Atatürk'ün "ne mutlu Türk'üm" diyene ifadesini vatandaşlığın temeli olarak kabul edenleriz. Partimizin siyasetteki yeri ve pozisyonu bu ülke ve hedefleri korumak, bu ülkü ve hedefleri korumak ve yükseltmektir. Büyük Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'ni ve onun kuruluş felsefesini sarsılmaz bir inançla kucaklamak, Türk milletini içinde bulunduğu karanlıktan kurtarıp aydınlık ufuklarla buluşturmak ana görevimizdir. Bu ilke ve hedeflerin aksi yönündeki her türlü girişimin karşısında olmak vazgeçilmez mesuliyetimizdir. Çünkü İyi Parti'nin kurucu iradesi tek adam rejimine ve onun anayasal çerçevesi olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne karşı demokrasi ve hukuk mücadelesi verenlerin iradesidir. İyi Parti'nin kuruluş hikayesi baskılara ve imkansızlıklara boyun eğmeyen cesur insanların millet ve memleket adına yürüttüğü haklı ve gerçek itirazın bir büyük hikayesidir. İşte bu yüzden İyi Parti, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi adı verilen fanilerin ihtiraslarını millete dayatma rejimini yerleşik hale getirecek, bunu ılımlı gösterecek ve meşrulaştıracak hiçbir pazarlığın, hiçbir hesabın içinde olmayacaktır. Bu hesapları güdenlere de bünyesinde yer açmayacaktır. Buradan açıkça ifade ediyorum. Her hal ve şartta devletin partileştiği, partinin devletleştiği, yargının siyasallaştığı, bürokrasinin yozlaştığı, nüfusun yabancılaştığı, Türk milletinin ise perişan edildiği bu siyasi düzene karşı demokrasi ve hukuk mücadelemiz sonuna kadar sürecektir. Bu vesileyle söylemek isterim ki iktidar tarafından ülke gündemine dayatılan yeni anayasa tartışmaları Türkiye'nin değil, Sayın Erdoğan'ın ve varlıklarını Sayın Erdoğan'ın varlığına armağan etmiş olan çevresinin gündemidir. Sayın Erdoğan'ın müflis ve batık muktedirlik gemisinden bir filika bulup kurtulma gündemidir. Yeni anayasa arayışları Türk milletinin yakıcı sorunlarına ve ihtiyaçlarına yönelik değildir. Bilakis Sayın Erdoğan'ın siyasi ikbaline ve yeniden adaylık talebine, aslında ölene kadar Cumhurbaşkanı olmasına dair gaflet dolu bir ikmal ve takviye çabasıdır. Milletin cebini yakan enflasyon durdurulamazken, ayda 10.000 lira ile sürün denilen emeklinin evinde tencere kaynamıyorken, yaşıtlarından bir gün sonra işe başladığı için "kusura bakma sen 17 yıl sonra emekli olacaksın" denilenlerin gelecekleri mevzu bile edilmiyorken, memuru, işçisi ek hesaptan para çekip evine ekmek götürmeye, kredi kartının asgari borcunu da başka bir kredi kartından ödemeye çalışırken, öğrenci KYK bursuyla hayata tutunma mücadelesi verirken, işsiz bir genci imkan bulup başka ülkelere kaçmak isterken yeni anayasadan bahsediyorlar. Hukuksuz bir ülkede, adaletsiz bir düzende, ekmeksiz bir millete yeni anayasa demek ancak abesle iştigaldir ve ancak ekmek bulamıyorsanız anayasa yiyin demektir. Hepimiz çok iyi biliyoruz ki hukuk devletinden anladıkları darbecilerin anladıkları kadardır. Adil yargılamadan, eşitlikten, hak ve hürriyetlerden anladıkları ise ancak 12 Eylülcüler kadardır. Milletimiz anayasadan dolayı açlık sınırının altında yaşamıyor. Gençlerimiz anayasadan dolayı ülkeden gitmenin yollarını aramıyor. Vize kuyruklarında sıra beklemiyor. İnsanımız anayasadan dolayı çile çekmiyor. Adalet anayasadan dolayı işportaya düşmüyor. Kadınlarımız anayasadan dolayı öldürülmüyor. Esnafımız anayasadan dolayı sihsassız dükkan açmıyor ve günü öyle kapatmıyor. Hastalarımız, yaşlılarımız anayasadan dolayı hastane randevusu beklerken ölmüyor. Bugünün sözde sivilleri dünün cuntacılarına özenir hale geldiği için millet bitap düşmüştür. Bu millet artık bir zamanlar anayasa fırlatıldığı için değil, anayasanın temelleri her gün, her fırsatta çiğnendiği için ekmeksiz kalıyor. Ekmeksiz kaldıkça da hukukundan oluyor. Siz iktidar sahipleri, anayasada uymanız için koyulan kurallara uymadığınız için millete karşı yerine getirmeniz gereken görevleri yerine getirmediğiniz için ne milli, ne yerli, ne ahlaki, ne vicdani, ne akla ve ne inanca dair hiçbir değer ve sorumluluğa sahip olmadığınız için, denetlenemediğiniz ve hesap vermediğiniz için insanımız bu halde yaşıyor. Çok değil, daha bir yıl önce Sayın Erdoğan 2014 ve ardından 2018 seçimlerinde üst üste 2 kez Cumhurbaşkanı seçilmiş bir siyasi olarak anayasadaki 2 dönem kuralına rağmen nasıl oldu da 14 Mayıs 2023 seçimlerinde tekrar aday olabildi? Bunu düşündük mü? Hatırlayalım, dönemin Adalet Bakanı Bekir Bozdağ 29 Mart 2023 tarihinde yaptığı açıklamada 3. adaylığı aynen şu sözlerle açıklamıştır. 2017 yılında yapılan anayasa değişikliğine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olması anayasal hakkıdır demiştir. Yani iktidara göre Türkiye'deki her anayasa kuralı Sayın Erdoğan'a 2 dönem daha kazandırmak ve adaylık hakkı tanımak hakkını getiriyor. Bunu getirmiyorsa da o zaman bir anayasa değişikliği yapılıyor. Hal böyleyken yeni anayasa tartışmalarının iktidar tarafından Türkiye'nin gündemine getirilmesindeki asıl amaç son derece açıktır. 2017 yılında anayasa değişikliğini bahane ederek Erdoğan'ın yeniden adaylığının önünü açan Adalet ve Kalkınma Partisi şimdi yeni bir anayasa değişikliği ile bu süreci 2028 seçimlerine taşımak istemektedir. Buradan iktidara sesleniyorum. 2017 yılındaki anayasa değişikliği ile Erdoğan'ın şahsi ikbali ve istikbali için tek adam rejimini Türkiye'nin ve Türk milletinin başına siz bela ettiniz. Siz bela ettiniz ve dolar 3 liradan 32 liraya çıktı. Bela ettiniz, cari açık rekor üstüne rekorlar kırdı. Bela ettiniz, enflasyon bir canavara dönüştü ve bir memleketi esir aldı. Bela ettiniz, Türkiye yoksullaştı, Türkiye yoksullaştı. Şimdi bir kez daha Erdoğan'ın şahsi siyasi kariyerine hizmet etmek amacıyla anayasa değişikliği senaryosuna bir figüran aranıyorsa İyi Parti böyle bir senaryonun içinde asla yer almayacak. Büyük Türk milleti de hiçbir şahsi ikbalin figüranı yapılamayacaktır. Anayasa değişiklik çalışmalarına ilişkin kim kimle, nerede, ne görüşmesi yaparsa yapsın, adına ister ziyaret, ister iadeyi ziyaret desinler, fark etmez. Amaçları isterse de ticaret olsun, o da fark etmez. İyi Parti gerekirse tek başına yeni bir Erdoğan anayasasına karşı sonuna kadar mücadele verecektir. Tek adam rejimini tahkim edecek, hiçbir anayasa değişikliği teklifini konuşmaya dahi değer bulmayız. Parlamenter sistemin önünü açacak düzenlemelere bakışımızda zaten kurulduğumuz günden beri bellidir. Yeni anayasa içeriğine dair Sayın Erdoğan bugüne kadar sadece bir tek şey söylemiştir. Milletin çeşitliliğini referans alan bir anayasa yapacaklarını ifade etmiştir. Çünkü yarattığı fiili durumlardan meşruiyet devşirmeye alışkın olan Sayın Erdoğan, ülkeye doldurduğu fiili kaçak nüfusuna kılıf arama derdindedir. Biz bu filmi daha önce de gördük. Millet tanımı değişsin, Türklük tanımı değişsin, sonrası malum. Biz Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden, onun kurucu ilkelerinden asla ve kata taviz vermeyeceğiz. Milli üniter devletten taraf olan bir siyasi parti ve teşkilat olarak milletin çeşitliliği gibi ucube bir kavram üzerinden yeni bir anayasa çalışmasını tartışmaya dahi lüzum görmüyoruz, reddediyoruz. Bunlar millet nedir bilmiyor. Çünkü toptancı bir tarih şuurunun ve millet olma şuurunun ne olduğunu idraktan aciz bir yönetim tarafından idare ediliyoruz. Millet çeşitlilik içindeki birliktir. Bu birlik bir çatıdır. Kuşatıcıdır, kavrayıcıdır, kucaklayıcıdır ve tanımlayıcıdır. Millet bir kere vücuda geldikten sonra ancak onu meydana getiren vatandaşlarının bireysel çeşitliliği mevzu bahis olabilir. Bu da hukuk ve demokrasiyle korunur. Bu hak ve hürriyetler zeminini oluşturur. Sayın Erdoğan, siyasi görüşü, etnik kimliği, mezhebi, yaşam tarzı, hayat felsefesi, eğilimleri ne olursa olsun bu devletin sınırları içinde bir tek millet vardır. O da Büyük Türk milletidir. Hoşunuza gitse de egemenliğin sahibi olan bu millet İstiklal Savaşı'nı vermiş, Cumhuriyeti kurmuş büyük bir millettir. Türkiye'yi kasten ve tahammüden ne üdüğü belirsiz milyonlarca yabancıyla doldurduktan sonra millet çeşitliliği gibi kavramlarla Türk milletinin varlığına meydan okuyacaksanız işte tam o arada karşınızda İyi Parti'yi bulacaksınız. Eğer Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin anayasasının ilk 4 maddesine, Cumhuriyetin temel ilkelerine, anayasanın 66. maddesinde ifadesine bulan Türklüğe dokunmaya kalkarsanız yine karşınızda İyi Parti'yi bulacaksınız. Her zaman bulacaksınız, her yerde bulacaksınız. Değerli dava arkadaşlarım, 31 Mart ile seçim maratonları dönemi bitmiştir. Her parti, her genel başkan, her aday yaptıkları ve yapamadıklarıyla milletimizin sandığa attığı ya da atmadığı her bir pusula ile ya takdir edilmiş ya da tembih edilmiştir. Gerek ülke genelinde, gerekse il ve ilçelerde biz de payımıza düşen takdir ve tembihleri almış bulunuyoruz. Kurultayımızda sergilenen demokratik tavır ve değişim iradesi çıkarttığımız dersin ilk sonucudur. Milletimizin bize gösterdiği istikamet bu yolda yegane pusulamız olmaya devam edecektir. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. 31 Mart gecesi ortaya çıkan tablo milletimizin özellikle iktidar partisine ve onun başımıza bela ettiğine üdüğü belirsiz düzene son yaptığı uyarı ve çağrı niteliğindedir. Bu uyarının özünde yoksulluğun ve hukuksuzluğun alabildiğine yayıldığı ve derinleştiği bir hal aslında topyekün halimiz vardır. Bu halden üzerimize düşen dersi çıkaracağız. Varsa hatalarımızı gözden geçireceğiz. Doğrusu fazla, yanlışı az bir yol haritası tanzim edeceğiz. Ama ne yaparsak yapalım bunu yaparken insaf duygumuzu asla yitirmeyeceğiz. Birliğimize ve beraberliğimize de asla zarar vermeyeceğiz. Aziz milletim, değerli dava arkadaşlarım, bildiğiniz üzere Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kamuoyunun gündemine bir müfredat tartışması taşınmıştır. Anlayacağınız sabrımızı sınayan rezaletler, aklımızla alay eden garabetler bir türlü bitmek bilmiyor. 22 yıllık AK Parti iktidarında tam 9 kez Milli Eğitim Bakanı atandı. Bu 9 bakanın hepsi de ne hikmetse ilk işleri olarak müfredata el attılar. Her yeni atanan bakanın yaptığı yeni müfredatta mavi gözlü bozkurtumuz Mustafa Kemal Atatürk'ün sözleri satırlardan silindi. Cumhuriyet tarihimizin sayfaları yırtıldı. Her değişiklikle bir matematik formülü daha çıkartıldı. Bir bilimsel kuram daha sansüre uğrayıp adeta okullardan atıldı. Milli eğitim programları tıpkı milli savunma politikaları gibidir. Bırakın bakandan bakana, iktidar değişikliğinde bile temel hedef asla değişmez ve değişmemelidir. O yüzden iki bakanlığın isminin önünde milli kelimesi vardır. Milli eğitim, dünyanın gerçekleri ve gereklerine göre donanım kazanmış, bilimi anlayacak seviyede olgunlaşmış, fikri ve vicdanı hür nesiller yetiştirir. O yüzdendir ki Cumhuriyet'in en büyük ideali milli eğitimdir. O yüzdendir ki Mustafa Kemal Atatürk Kurtuluş Savaşı'nda Kütahya-Eskişehir muharebeleri devam ederken Maarif Kongresi'ni toplamıştır. Çünkü milli eğitim en büyük medeniyet cephesidir. O cephede ülkesini, vatanını suyundan ağacına kadar seven çocuklar yetiştirmek için mücadele edilir. İnsanını anlayan ve seven bireyler yetiştirebilmek adına da mücadeleler verilir. O yüzden çocuk önce dilini ve tarihini öğrenir. Çünkü asıl mesele cumhuriyet ve onu yaşatabilme iradesidir. Ancak iktidar, başta mukaddes dinimiz olmak üzere en yüce duyguları kalkan yaparak veya onları kullanarak en habis planlarını yaşama geçirmek istiyor. Bu huyları da hiçbir zaman değişmiyor ve değişmeyecek gibi de görünüyor. Şimdi tartışmaya açmak istedikleri anayasanın bir de milli eğitimi düzenleyen 42. maddesine bakalım beraberce. Bakalım ki asıl dertleri nedir? Onu anlayalım. Yapay zekaya yazdırılmış Türkiye yüzyılı maarif modeli ucubesiyle Atatürksüz müfredat ve Atatürksüz nesiller yetiştirmek planını anlayalım. Ne diyor 42. madde? Eğitim ve öğretim Atatürk ilkeleri ve inkılapları doğrultusunda çağdaş bilim ve eğitim esaslarına göre devletin gözetim ve denetimi altında yapılır. Bu esaslara aykırı eğitim ve öğretim yerleri açılamaz. Eğitim ve öğretim hürriyeti anayasaya sadakat borcunu ortadan kaldırmaz. İlköğretim kız ve erkek bütün vatandaşlar için zorunludur ve devlet okullarında parasızdır. Anayasanın 42. maddesi. Ancak bugün milli eğitim bir enflasyon meselesine dönmüştür. Bugün milli eğitim aynı zamanda bir işsizlik meselesidir. Anayasal haklarını kullanamayan insanları dişinden tırnağından arttırıp çocuğunu özel okullara göndermek zorunda bırakıyor bu sistem. Her okul taksidi, her okul masrafı, o ailenin boğazından kestiği bir lokma, kendinden esirgediği bir hayata ibaret oluyor. Eğitimi karlı pastalardan biri olarak görüp yarısını özel sektöre, diğer yarısını arka bahçelerindeki cemaatlere pay edenler, anayasada yazan belki de en kutsal görevlerden olan milli eğitimi paralı, eşitsiz, ilkesiz, Türksüz ve cumhuriyetsiz yapmak için fikri tutsak, irfanı prangalı nesiller yaratmak adına her yolu deniyor. Nedense malum bir okuldan mezun olan herkesi her yere beşer maaşla atıyor ama öğretmensiz okullara atama yapamıyor. Maarif modeli diye süslü kelimeler uyduruyor ama tevhidi tedrisat deyince ödü kopuyor. Milli Eğitim Bakanlığı 2024-2028 stratejik planında Temel Eğitim Genel Müdürlüğü'ne toplumun tüm kesimlerinden daha çok öğrencinin özel okullara erişim imkanını arttırmaya yönelik politikalar gerçekleştirilecektir diyor. Dikkat eder misiniz? Bunu yazabiliyor. Her çocuğa temel eğitimde eşit, ücretsiz ve nitelikli bir eğitimi hedefleyemiyor. Devlet işini yapamıyor ve çocuklarımızı özel okullara yönlendiriyor. Liyakat ve mülakat sarkacında da hep mülakatı getiriyorlar. Çünkü derdi öğretmenleri atamak, bu ülkenin çocuklarını yetiştirmek değil, öğretmenleri özel sektörde köle emeği olarak çalıştırmaktır bunların asıl hedefi. Onu diyemiyorlar. İşte bu arsızlık ve izansızlık millete rağmen kurulmuş ve millete rağmen devam ettirilen şeyh uçmaz, mürit uçurur düzeninin, namı diğer Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin en kısa ve en anlaşılabilir özetidir. Ve biz İyi Parti olarak çalınan minarenin kılıfının tartışıldığı bu tiyatroya itiraz edenlerdeniz. Bizim hedefimiz ve mücadelemiz kılıf dikicileriyle değil, minareyi çalmaya cüret edenlerle, bunu o pis elleriyle hayata geçirenlerledir. Buradan Milli Eğitim Bakanı'na sesleniyorum. Atanamayan öğretmen sayısı 1 milyonu aşmıştır. AK Parti'nin iktidara geldiği 2002 yılında bu sayı 70 bin civarındaydı. Müfredatta ideolojik fanteziler peşinde koşacağına, öğretmenlerin yakıcı sorunlarına çözüm bulmaya çaba sarf etti Milli Eğitim Bakanı. Ayrıca farkında ol, okullarda özellikle lise çağında öğrencileri tarafından öldürülen okul müdürleri ve öğretmenler var. İşte bunlar sizin 22 yıldır inşa ettiğiniz düzenin sonuçlarıdır. Bunların da farkında olmanızı istiyorum. Değerli dava arkadaşlarım, aziz milletim, bizler Cumhuriyete inanan Türk milliyetçileri adaletine kendimize ne de birilerine yaranmak için talep etmiyoruz. Yahut dış piyasalarda kredi bulmak ve şöhret olmak için değil, Avrupalılar saati sorduğunda önce şu insanları serbest bırakın dediği için de değil, o teraziyi namus ve şeref bildiğimiz için istiyoruz. Çünkü Cumhuriyeti Batılılar bizi sevsin diye kurmadık biz. Türkiye Cumhuriyeti, Türk milleti her bir ferdiyle hür, şerefli, mutlu bireyler olsun diye kuruldu. Biz demokrasiyi iktidar için inip bilinen tramvay yolculuklarına abonman bileti alalım diye istemedik. İnsanımızın sesini, insanımızın derdini daire-i adaletin merkezi yapalım diye istedik. Biz Filistin'de, Gazze'de yaşanan insanlık dramını, ilgi alanımıza giren coğrafyaların diğer trajedilerini borsa verilerine göre izlemedik. Yaşadığımız coğrafyanın jeopolitiğinden kaynaklı riskleri her zaman ve her zeminde toptancı bir tarih şuuruyla ele almayı tercih ettik. Bir millete, bir partiyi, bir milletle bir partiyi özdeşleştirme bataklığına da asla hiç düşmedik. Soruyorum, buradan sesleniyorum. İsrail ile ticaretin verileri ortaya dökülmese bu iki yüzlü oyun daha ne kadar devam edecekti? Bir 35.000 kişilik katliamı daha mı bekleyecektiniz? Hükümete tekrar soruyorum. Türkmeneli gönül coğrafyasının neresindedir? Kırım Türklerinin Putin'le ilişkilerinizde bir pul kadar değeri var mıdır? Soruyorum. Uygur Türklerinin ay yıldızlı gök bayrağı orada işkence gören, sürülen, tecavüze uğrayan, öldürülenler yerli ve milli değerlerinizin neresindedir? Türk dış politikasını Türk dış politikasını dayatmaların uzağında maceralardan arınmış, ihtiyatlı ama aktif bir çizgiye ne zaman taşıyacaksınız? Sadece biz değil, millet de bu sorularımıza cevap bekliyor. Hükümete sesleniyorum. Sorularımızı ciddiye alın ve bu aziz millete hem cevap hem de hesap verin. Değerli dava arkadaşlarım, en basit kanunların dahi iktidar sahiplerince çiğnendiği bir ülkedeyiz. En basit yargı kararlarının dahi iktidar sahiplerince yönlendirildiği bir ülkedeyiz. Ve hatta öyle bir ülkedeyiz ki adaletin temin ve tesis edilebilmesi için alenen siyasi pazarlıklar dönüyor. Bunların yaşandığı bir ülkedeyiz. Siyasi pazarlıklardan önce sosyal medyada nabız ölçülüyor ve ona göre bir strateji belirleniyor. 16 ay önce 30 Aralık 2022'de Ankara'da bir cuma günü kiralık tetikçiler tarafından katledilen Ülkü Ocakları eski genel başkanı rahmetli Sinan Ateş'in cinayetinin iddianamesi tamamlandı ve mahkemeye sevk edildi. Ortada 146 sayfalık bir iddianame var. 38 yıllık bir ömür, 2 kız evlat, bir eş, bir anne, İyi ki bu iddianameyi görmedi dediğimiz merhum bir baba. 16 ay süren bir soruşturmanın neticesi 146 sayfalık bir hatır senedi adeta. Bir hatır senedi. Kime diyet ödendiğini zaten o bahsettiğim hatır senedinin içindeki ifadelerde görüyorsunuz. Cinayetin tüm ayrıntılarının araştırıldığı, tüm iddiaların değerlendirildiği, tüm tanıkların ifadeleri doğrultusunda bir hukuk metninin ortaya çıktığını düşünüyorsanız yanılırsınız. Bu sözde iddianameyle hiçbir iddianın araştırılmadığı, cinayetin neden işlendiğinin bile sorgulanmadığı, Bilirkişi raporunda ifade edilen hiçbir hususa yer verilmedi. Tanıkların ve şüphelilerin beyanlarının sorulan sorular bağlamında ayıklandığı, hatta bir utanç belgesi olarak acılı eşi Sayın Ayşe Ateş'in ifadesine dahi yer verilmediği, hukuk tarihine kara bir leke olarak kazınacaktır. Bu bir iddianame değil, hukuk tarihimizin adeta çamur belgesidir. Bu iddianame görünümlü utanç belgesinin bir hukuk devletinde millet adına karar verecek hiçbir mahkeme tarafından kabulü mümkün olamazdı. Bunu kaleme aldığını iddia eden savcının tüm yetkileri de zaman kaybetmeden aslında elinden alınmalıydı. Üzülerek öğrendik ki iddianame diye geçen bu hatır senedini asli, hukuki ve vicdani gerekçelerle iade etmesi gereken Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi maalesef kabul etmiştir. Hukuk adına utanıyorum. Adalet duygusunu daha iddianame aşamasında zedeleyen, hukukun üstünlüğü yerine üstünlere hukuk tesis etmeye çalışan bir yaklaşım, bırakın Türk milletine, adalet heykeline bile hesap veremez. İyi Parti olarak olayın gerçekleştiği 30 Aralık 2022 tarihinden beri rahmetli Sinan Ateş'in mirası olan ailesinin yanındayız. Sinan Ateş'i katleden katilleri azmettiren, bu cinayette parmağı olan herkesin adalet önünde hesap vermesi için tüm gücümüzle de mücadele edeceğiz. Bırakın adalet yerini bulsun, isterse kıyamet kopsun. Suçluları koruyan iddianamelerle en fazla adaletin gecikmesini sağlayabilirsiniz. Ama adaletin tesisini ve tecellisini engelleyemezsiniz. Bozuk adalet yeter artık. Acemi ellerde yoğrulan, iyi pişirilmemiş adalet yeter. Yeter katıksız, kara kabuklu adalet, dura dura bayatlayan adalet yeter. Bu vesileyle sosyal medya hesapları üzerinden İyi Parti ve Musavat Dervişoğlu nerede diye soranlara ben de buradan sesleniyorum. Rahmetli Fırat Çakıroğlu şehit edildiğinde mezarının başında ben vardım. Rahmetli Sinan Ateş şehit edildiğinde de tabutunun başında yine ben vardım. Bu sorularınızı orada olamayanlara sorun. Tüm şehitlerimizin ruhları şad, mekanları cennet olsun. Ve herkes iyi bilsin ki ya adalet ya kıyamet diyenler elbet bir gün kazanacaktır. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyor. Yüce Allah'a emanet ediyorum. Ne mutlu Türk'üm diyene. Saygılar sunarım. Sayın Genel Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. 18. birleşimimiz sona ermiştir. Hepiniz Allah'a emanet olun. Sağ olun. Karşıyaka'nın MEB TV'ye abone olmayı, beğenmeyi, yorum yazmayı, etkileşimde kalmayı ve paylaşmayı unutmayın. Ancak bu sayede Karşıyakalıların güçlü bir sesi olabiliriz. Ben sanal sunucunuz Karşıyaka, başka bir haberde görüşmek ümidiyle.